Merhabalar sevgili izleyiciler. Özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerimiz. Biliyorsunuz geçen haftadan beri sizin için çalışıyoruz. Ne yaptık? Geçen hafta pazartesi teknoloji fakültesini tanımaya çalıştık. Salı günü mühendislik fakültesini. Çarşamba günü Fen Edebiyat Fakültesi. Perşembe turizm. Ve cumada müzik ve sahne sanatları fakültesini tanımaya çalıştık. Cumartesi günü de tercihler konusunda bize yardımcı olan eğitim uzmanımız Hüseyin Öztürk hocamla beraberdik. Çok yoğun ilgi nedeniyle pazartesi tekrar program yapma kararı aldık ve şu anda eksik olmasın bizi kırmadı ve stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsınız? Yoğun. Pazar nasıl geçti diyecektim. Pazar günü de tercih yaptık. Dinlenebildiniz mi? Bu arada değil. Dinlenme yok. Çok keyifli ama çünkü insanların kafa karışıklığını izale etmek, yol göstermek, ufuk açmak, kafalarındaki sorulara cevap vermek gerçekten benim ciddi manada mesleki tatmin adına rahatlatıyor. Çünkü kafa karışıklığıyla geliyor. Biz nereye gideceğiz? Hangi puanla ne olur? En azından bir ufuk açıp bak burada olabilir deyip çünkü bir şaşkınlık var. Yol gösterdiğinizde gerçekten birçok velimizin ve öğrencimizin gönül rahatlığı içerisinde gülerek ayrılmaları bizi çok mutlu ediyor. Harika, güzel. Tebrikler hocam. Teşekkür ediyorum. Nereden başlayalım? İlk önce mesela gerçi daha önceki konuşmamızda bir 10 dakika telefon almayalım diye düşünmüştük ama bir izleyicimiz var. Evet, bir telefonumuz var. Ondan sonra ne yapalım? Telefonları bir 5-10 dakika. Bir 5 dakika veya sorulara göre şekillendirelim. İsterseniz bir 5 dakika dediğiniz gibi öneriler, tavsiyeler, genel tavsiyeler noktasında sorularımızı almaya çalışalım. Tamam, bunu alıyoruz. Evet, bunu alıyoruz. Şeyma Hocam hoş geldin. Merhabalar. İyi günler, iyi rodonlar. İyi günler, sağ ol canım. Buyurun, sorunu alalım. Ben şey soracaktım, ben şimdi 41 bindeyim. 41 bin. Ve işte 39 bin POY 2. öğretim, Pamukkale Üniversitesi 2. öğretim, PDR istiyorum. Benim gelebilir mi o diye onu soracaktım, PDR. Şeyma Hocam, sen TM3'te 41 bindesin değil mi? Evet, TM3 41 bin. Pamukkale 39 bin. Alo. Evet. Ha, bizi duyabiliyor musun? Arada 2000, evet. 2000 öğrenci var. Şöyle ki PDR son yıllarda çok ciddi manada talep gören bir bölüm olması nedeniyle normal bir bölüm olsaydı evet diyebilirdik ama şu anda şansımız %70-%80 olasılıkla gelme ihtimali var Pamukkale'nin. Eğer PDR istiyorsan bence şöyle 43 bin, 44 bin hatta 45 bine kadar olan yerleri denemende fayda görüyorum. Tamam hocam. Peki bir şey daha soracağım. Uşak 41 bin o olur mu? Direkt kendi puanımla aynı. Tabii ki o Pamukkale'ye göre olasılık çok çok yüksek. %90'ın üzerine çıkar eğer Uşak'a da yazarsan. Ama senin işini garanti altına alabilmen için 45 bine kadar PDR yazmanı öneriyorum. Anladım. Hocam son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi hukuk temel işe geçti biliyorsunuz. Onun etkisi olur mu PDR için? Bir daha alabilir miyim? Hukuk TM3'e geçti ya, şimdi PDR'nin puanları düşer mi onun için? Yani düne kadar TM2'de olan yer TM3'e geçti. Hukuk isteyenle PDR isteyen tabii ki tamamen iç içe geçmiş bir noktada değiller, farklı. Ben çok etkileyeceğini zannetmiyorum. PDR'nin zaten kendine göre iyi bir alıcısı var, iyi bir talebi var. ÖSYM, KPSS'deki puanı ve milli eğitimdeki atama nedeniyle. Onun çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Sadece her yıl olduğu gibi PDR'nin reytinginden dolayı çok oynamayacağını, puanlarını çok geri gelmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 39 binlik bir yeri 40 bindeki bir öğrencinin kazanabilme olasılığı %60 civarındadır. Uşak senin için %90'lık bir ihtimaldir. Kesinlikle dediğim gibi PDR istiyorsan şöyle bir 45 bine 46 bine kadar gitmen gerekir Şeymacığım. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Şeymacığım, anne babana selamlar, kolay gelsin. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. Evet hocam, öneriler noktasında ne diyebiliriz? Şimdi burada hukuktan hareketle birkaç bir şey söyleyeyim. Bu yıl iki farklılık oldu Mehmet Bey tercihlerde. Bunlardan bir tanesi tıp, bir tanesi de hukuk. Orada ÖSYM ve YÖK kararıyla tabii ki bir kota getirdi. Sizin Türkiye'de bir hukuk okuyabilmeniz için Türkiye sınırları içerisinde ilgili puan türünde 150 bininci olmanız gerekiyor. 151 bininci oldunuz. İstediğiniz işte özel okul düne kadar mesela bir sürü özel okul var. Parasını verebilecek güçtesiniz. Düne kadar gidiyordunuz ama bu yıl böyle bir şey yok.
Hukuk için. Tabii 150 evet. bin, tıp içinde 40 bin baremi var. Yani siz 40 bin birinciyseniz ne olursa olsun, ne kadar paranız olursa olsun hiçbir özel okula gidemezsiniz. Bu şimdilik Kıbrıs hariç. Yani bu yıl Kıbrıs hariç, belki önümüzdeki yıllarda Kıbrıs'ta da aynı şey olacaktır. Özellikle öğrenci kalitesini artırmak evet. adına uzun yıllar söylenen ve konuşulan bir şeydi bu zaten. Bu yıl böyle bir karar aldı ÖSYM. Sanki doğru bir karar gibi. Doğru bir karar, doğrudur. Evet. 150 bin hukuk baremi var, 40 bin tıp baremi var. Bunun üstündeyseniz ne olursa olsun yazamazsınız, yazmamanız gerekiyor. Evet, yani yazsanız boşa, da zaten boşa yazmış olursunuz. Evet, evet. Ya özel evet. onu diyecektim. Kesinlikle tercih ettiğiniz yerlerin özel koşulları var. Bu kılavuzda da var veya siz tercihlerinizi ÖSYM'nin sitesine girdiğinizde orada özel koşullarda hepsinin ne olduğu, hazırlık var mı, yok mu, kaç yıl sürüyor, nerede eğitim öğretim görülüyor, bunların tamamına ilişkin kafanızdaki bütün soruların cevapları var. Bizim orayı çok iyi okumamız lazım. Dolayısıyla öğrencimizin yanılgısı şu. Diyorum ki bununla ilgili birkaç farklı özellik var. Öğrendim mi? Evet diyor. Şu siteden öğrendim. Ve üniversiteyi açıp biriyle konuştum. Kiminle konuştuğunu bilmiyoruz. Titrini bilmiyoruz. Bir de telefon konuşması kayıt altına alınmadığı için bizi bağlamaz. Yani öğrenciyi bağlamaz. Dolayısıyla öğrenci bugün telefon açıp özel üniversitede biriyle konuşup tatmin olmuş olabilir. Onu yazmış olabilir. Yarın kazandığında, üniversiteye gittiğinde farklı bir tabloyla karşılaştığında hak iddia edemez. O yüzden kesinlikle ÖSYM'nin sitesindeki özel şartları çok iyi okumalarını tavsiye ediyorum. Bir de bugünlerde biliyorsunuz telaşlı olduklarını düşünüyoruz öğrencilerimizin. Telaş yapmaları onlara faydası var mı öğrencilere? Telaş, şimdi Almanlar diyor ki değişim önce kafa karışıklığı ile gelir diyor. Şu anda kafa karışıklığı, sonra da aydınlanma başlar diyor. Kafa karışıklığı geçen hafta vardı. Bana bugün gelen tercihlerden gördüğüm. Artık yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Yani sakin olmalarında fayda var. Kesinlikle. Yani, sakin oluyor, araştırmış oluyor, dolu dolu gelmiş oluyor. Artık soruları daha da azalmış oluyor. Dolayısıyla o kafa karışıklığı normaldi ama bu haftadan itibaren artık bir sakinlik sürecine geçmiş oluyoruz. Tamam. O zaman duyurumuzu yapalım mı? Telefonları alabilir miyiz? Tabii. Telefonları alana kadar. Aynen. Şu anda arkadaşlar durdurmuşlardı. Yine önerilerimizi sıralayabiliriz. Burada özel şartlar dedim. Örneğin geçen Pamukkale Üniversitesi'nden bir öğrenci tercihlerini yapmış. Girdi bizim yanımızda verileri. Mesela uluslararası lojistik ve finansman. Diyor ki Çivril'de eğitim öğretim görür diyor. Öğrenci diyor ki ben bunu bilmiyordum diyor. Çivril'de ne işim var? Ama bak bunu söylemiş sana. Yani bu şart var. Okumadan yaptığında yarın Çivril'de ben niye okuyorum dememen lazım. Özel şartlar çok önemli. Özel şartları özellikle evet. okusunlar. Okuması lazım okusunlar. Kesinlikle. Evet. Devam edelim hocam, varsa şeyimiz. Evet. Şimdi burada ek puan sınavsız gerileşen öğrencilerimiz var. Özellikle onlara da bir iki tavsiyemiz var. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerimiz kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkı var. Bunu da tablo 6C'den üniversite sınav sonucuna bakmaksızın kendi lisedeki bitirdikleri alanın paralelinde bir yer tercih edebilirler. Hı. Bu çok önemli. Bir hocam. Diğeri tercih yapmak bir sonraki üniversite sınavına girdiğinizde puanınızı düşürmez. Öğrencilerden böyle sorular da geliyor, çok önemli. Ben tercih yaptım, diyelim kazanamadım ve bu yıl tekrar hazırlanmayı düşünüyorum. Acaba tercih yapsam puanım düşer mi? Hayır. Puan düşmesi sadece açık öğretim fakültesi haricinde bir yere yerleşmeniz gerekiyor. Gitmeseniz bile işte o zaman puanınız kesiliyor. Tamam. Hocam Adıyaman'dan bir telefonumuz var, Şahin Akbaba. Şahin'cim merhabalar, hoş geldin. Alo. Hadi günler. Ben size bir sorum olacaktı da. Ben şu an Isparta ve Sivas arasında kalmışım. Ben ne tercih edeceğimi tam olarak yani belirleyemedim. Şahin Bey, hangisine vereceğimi. Öğrenci misiniz? Öğrenci velisi misiniz Şahin Bey? Öğrenciyim. Öğrencisiniz. Soruyu tekrar aldık mı? Alamadım, duyamadım. Soruyu tekrar edebilir miyiz Şahin'cim? Ya ben Isparta ve Sivas arasında kalmışım. Şimdi hangisini daha öncelik vereceğimi bilmiyorum sıralamada. Yani sıralamada hangisi önce ise o tercih ediliyor ya. Ben o konuda kararsız kalmışım. Siz Isparta'da bir yer tercih ediyorsunuz değil mi Şahin Bey? Evet. Isparta ve Sivas'ta ben size danışmak istedim de. Acaba sizin bir fikrinizi almak istedim de. Ben soruyu tam alamadım. Yazabiliyor mu misafirlerimiz Face'den? Face kullanıyor musun Şahin'cim? Yok. Kullanmıyorsun. Siz, o zaman yavaş yavaş bir kere daha. Biraz yüksek sesle Şahin Bey. Ben tercih yapacağım da. Hangi alandan tercih yapacaksınız? Şahin Bey. Isparta ile Sivas arasında kalmışım. Şahin Bey hangi alanda tercih yapacaksınız? Hangi puan türü? MF3. MF3'ten. Isparta'nın nereyi düşünüyorsunuz?
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ydi. Bölüm bölüm nereyi düşünüyorsunuz? Hemşirelik. Hemşirelik, evet. Bununla nere arasında kaldınız? Sivas. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Aynı bölümden mi bahsediyoruz? Evet. Sizin... Ya ben hangi il olarak ikinizin fikrinizi almak istedim de ikisi arasından birisinden. Şimdi zaten muhtemelen Sivas Üniversitesi Süleyman Demirel'in altındadır. Puan olarak, teknik olarak yapmanız gereken şey puanı yüksek olanı üste yazmak, düşük olanı alta yazmak. Bu prensipten hareketle muhtemelen Süleyman Demirel üste, Sivas altta olması gerekiyor. Eğer sizin için iki il arasında, iki üniversite arasında hiçbir fark yoksa, ha varsa da mesela ben Sivas'ı daha öncelikli tutuyorum diyebilirsiniz. Orada kısmen bir ölü tercih olur. O da çok önemli değil sizin için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Evet hocam, nasıl devam edelim? Evet, şimdi bölümler biraz önce söylediğimiz gibi siz tercih yaptığınızda puanınız kesilmiyor. Sadece üniversiteyi kazandığınız zaman puanınız kesiliyor. Bunu bilmesi lazım öğrencimizin. İlla bir de 30... açık öğretime. Tabii tabii, açık öğretimin kontenjansız bölümleri hariç. İşte işletme gibi, iktisat gibi. Bunları okuyabilirsiniz, bu yıl yazabilirsiniz. Bu yıl kazanıyorsunuz zaten. Önümüzdeki tekrar üniversite sınavına hazırlandığınızda o zaman puanınız kesilmiyor. Ama bunun dışında her zaman... Puan kesilmesi dediğimiz şey okulun size vermiş olduğu puanı %50 kesiyorlar. Ne kadar kesiyor hocam? Okul diyelim size 80 puan veriyor. %50'sini kesiyorlar. 40 puan alıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Bu yıl çok iyi bir performans sergileseniz bile okulun o puanı yarı yarıya düştüğü için maalesef çok 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 gerilerden başlıyorsunuz. Zaten burada amaç üniversiteye giren öğrenci sayısını, ilk yıl giren öğrenci sayısını birazcık azaltmak. Ha, ikinci yıl tekrar sınava girme hakkınız var. O zaman da zaten o zaman puan kesilmiyor. Ama iki yıl kaybetmiş oluyoruz. Eğer bunu göze alıyorsak. O zaman bu sene... doğru tercih yapmaları doğru lazım. Doğru tercih. Artı... Gitmeyecekleri bir yere asla yazmamaları gerekiyor. Geçen haftaki programımızda, cumartesi günkü programımızda son dakika şunu söylemiştik. Kainat boşluğu kabul etmiyor. 1 milyon üniversite mezunu olacak. Bunlar mutlaka önümüzdeki bir şekilde sınava bir yerlerde hazırlanacaklar. Evet. Demiştik. Evet. O açıdan da korkuları olmasın. Kesinlikle. Yani. Rahatlıkla seneye de hazırlanabilirler. Aynen. Düşünebilirler. O zaman bu seneki durumundan memnun olmayan öğrencilerimiz o zaman hiç tercih yapmasa da olur. Özellikle Mehmet Bey ilk yılı ise istediği yerleri kesinlikle yazmalı. Gitmeyeceği hiçbir yeri yazmamalı. Yani. Ha bunlar gelmezse ben bir yıl daha hazırlanırım diyebilmeli. Şöyle bir istatistik var mı? Mesela bu sene istediği sıraya ulaşamadı, istediği puanı alamadı. Bir sene daha hazırlandığında gelecek seneki durum bu senekine nazaran nasıl oluyor? Şimdi ÖSYM kız öğrencilerin erkeklere göre başarısı, illere göre başarı bunların hepsinin istatistiğini yayınlıyor ya. Şöyle bir istatistik de var. Diyor ki son sınıf düzeyinde üniversiteyi kazananların oranı her zaman birinci sıradadır. Her zaman yüksektir oranı. İkinci yıl sınava giren başarılı olanların oranı son sınıf düzeyinde kazananlarla çok yakın. Ama ikinci yıldan sonra çok ciddi manada üniversiteyi kazananların oranı düşüyor. Dolayısıyla son sınıf düzeyiyle ilk yıl sınava girme arasında başarı olarak baktığımızda ÖSYM'nin sitesinde de var bu istatistikler. Çok bir fark yok Mehmet Bey. Yani bu ilk şansı neyse seneye daha da öne çıkabiliyor. Evet, benim de izlenim o. Gerçekten istediği sıralamayı elde edemeyenler bir dahaki sene sınavı girdiklerinde bir öncekine nazaran daha da ön sıralara gelebiliyorlar. Okul yok, yazılı yok. Böyle bir süreci yok. Sadece üniversite sınavına hazırlanıyor. Doğru. Bir daha geçen seneden antrenmanlı o arada. Bir izleyicimiz var hocam. Çal'dan Mustafa Kılıç. Mustafa Bey merhabalar. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Öğrenci benim. Öğrencim 67 binde ek puanla birlikte sıralaması. Evet. Pamukkale İlahiyat bölümüne girme şansı ne kadar acaba? Bir de öğrencimiz okul birincisi. Okul birincisi. Tebrikler. 67. sırada ve İlahiyat Fakültesi'ne girme şansını soruyorsunuz. Hocam şu anda bakıyor durumunuzu. Siz... İlahiyat ek puanlı mı söylediniz Mustafa Bey? Alo Mustafa Bey. Evet, ek puanlı. Ek puanlı. Normal puanı yani başarı sırası nedir YGS 4'te? YGS 4'te 67 bin. Hayır, siz ek puanlı söylüyorsunuz 67 bin değil mi?
Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mehmet Bey isterseniz ben sesi tam alamıyorum. Mustafa Bey telefonu kapatsın öyle cevap edelim. Tamam. Şimdi Mustafa Bey sorunuzu cevaplandıracak hocam. Hı-hı. Aradığınız için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilgili bir veli olduğunuz da belli. Onun için de tebrikler. İlahiyat ve din kültürü öğretmenliği son birkaç yıldır popüler olan bir alan. Çünkü öğretmenlikte ciddi manada avantajları var KPSS'ye bakan yönüyle. Velimizin sorusuna gelince ek puanlı yani bu ilahiyatı destekleyen liseler, işte imam hatiplerde mezun olan öğrencilerin ek puanı var. Geçen yıl ek puan alan bir öğrenci 36 bininci sıradaki buraya girmiş Mehmet Bey. Bizim sıramız 67 bin. Birazcık gerilerdeyiz. Eğer ilahiyat istiyorsak bu konuda netsek Pamukkale'nin dışında özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden de ilahiyat yazmalarını tavsiye ederim. Sadece Pamukkale ile kalırlarsa biraz riskimiz var. Okul birinciliğinin şöyle bir avantajı var. Orada 3 kişi okul birinciliği kontenjanı veriyor. Şimdi okul birincilerinde diyelim siz 2 kişi bu okula müracaat etti okul birincisi olarak. Orada sizin için taban puan geçerli değil. Yani kaçla almış? İşte 359 puanla almış. Normalde nedir? 36 bininci sıradaki anca girebilir. Eğer okul birinciliği avantajınız varsa 2 kişi müracaat etmişse 3 kişi alıyor nihayetinde. Sizin puanınıza bakmaksızın, sıralamanıza bakmaksızın o bölüme yerleşiyorsunuz. Dolayısıyla okul birinciliğinden gitme ihtimali çok çok yüksek. Ama yine de Pamukkale Üniversitesi'nin altına ilahiyatla ve din kültürüyle ilgili İç Anadolu ve Karadeniz'den de yer yazmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Onu da cevaplandırmış olduk. Bu okul birinciliğinin gerçekten çok ciddi avantajları var. Özellikle bu tip yerlerde. Genelde okul birincilerinin gittiği yerler sayısalla baktığınızda çocuk okul birincisi ise zaten iyi bir puan almıştır, tıpa gitmiştir. Tıp ve iyi mühendisliklerde okul birincilikleri çok bir anlam ifade etmiyor. Sebep? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2 tane okul birinciliği alıyor. Orayı zaten tercih edenlerin %80 okul birincisi olduğu için o iki kişi hani çok kontenjan noktasında sıkıntı var. Ama ilahiyatta şu tabloda okul birinciliğine 3 tane kontenjan vermiş. Rahat bir şekilde hani onu kullanabilir. Evet. Şimdi geldiğimiz orasında okul birincisini rahatlıkla olabilir. Çünkü kesinlikle. Okullarımız çoğaldı çünkü kesinlikle. O anlamda da. Kesinlikle. Değil mi? Aynen. Evet, öneriler kısmından devam edebiliriz hocam. Şimdi tercihlerimiz ÖSYM'ye girdikten sonra değiştirme hakkımız var. 30 tercih hakkımız var. Bunlar 4 yıllık olabilir. Altına 2 yıllıklar yazabilirsiniz. En sona işte daha önce de konuşmuştuk açık öğretim yazabilirsiniz. Hani tercihleri yerleştirirken ideal, gerçekçi ve sigorta tarzında hareket edersek bir örnek vereyim. Mesela sayısalda siz 50 bininci sıradasınız. MF3 puan türünde ve bu puan türünde yerleşmek istiyorsunuz. Sizin bir numaralı yerden başlama hakkınız var. Böyle bir şansınız var. Başlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hı hı. Diyelim bir numaradan başlarsınız ama gelme ihtimali hiç yok. İmkansız değil ama çok 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 düşük. Siz 45 bine kadar yazabilirsiniz. Buralar sizin için ideal yerlerdir. Gelme ihtimali düşük olan yerlerdir. 45 bin ile 55 bin aralığı sizin için gerçekçi yerlerdir. Oraya yazdığınız yerler çok önemlidir. Kesinlikle gitmeyeceğiniz hiçbir şeyi o aralığa yazmamanız gerekiyor. 55 binden sonrası artık ben bu yıl kesin gitmem gerekiyor derseniz sonunun olmadığı 100 bine kadar 120 bine kadar yerlerin yazılması gereken bölümler olabilir. Tercihleri ideal, gerçekçi ve sigorta olarak öğrencilerimizin yerleştirmesi gerekiyor. Asla ve asla yine söylüyoruz gitmeyecekleri hiçbir yeri yazmamaları gerekiyor. Bu ciddi manada bir sonraki üniversite şansını azaltmış olur. Bu da öğrencilerimizin üzerinde durması gereken konular. Geçen cumartesi konuştuğumuz meselelerden bir tanesi Mehmet Bey. Hani üniversite mi bölüm mü? Kesinlikle şu an ranking, üniversitelerin ranking sıralamalarına da dikkate aldığımızda bölümü birinci sırada düşünmeleri gerekiyor. O sıralamayı öğrencilerimiz görebilir mi? Ranking sıralaması şimdi işte sıralamayı... üniversitelerin de, Türkiye'deki internet sitelerinde ve ÖSYM'de de vardır. Hı. En başarılı üniversiteler diye sıralar. En başarılı üniversiteler örneğin Pamukkale Üniversitesi'nin her bölümü başarılıdır diye bir şey yok. Hı. Sonra bir de diyor ki mesela hukukta en iyi olanlar vardır. Bu zaten ÖSYM'nin puanlarıyla da örtüşür. En başarılı olanlar işte Galatasaray Üniversitesi'dir, Koç'tur. Orada da zaten belli oluyor. Benim burada söylemek istediğim kesinlikle öğrenci üniversiteden ziyade bölümü tercih etmeli. X Üniversitesi'nin bütün bölümleri iş yapar. Böyle bir yanılgıya girmemesi gerekiyor. Anladım. Evet. İlk önce bölümünü seçecek. Hı hı. Daha sonra üniversitesine bakacak. Okuluna aynen, bakacak, aynen. Üniversitesi. Aynen. Şehir en son sırada geliyor. Kesinlikle. Yani şehir nihayetinde 4 yıl okuyorsunuz. Hı hı. Sizin için şehrin tabii ki üniversite hayatı okumak, zengin bir şehirde olmak daha önemli ama
hani sırf büyük bir şehir olacak diye de olmayacak bir üniversitenin, olmayacak bir bölümüne de gitmenin bir anlamı yok. 4 yıl çok çabuk geçiyor. O meslek bizim üzerimize yapışıyor. 40 yıl onunla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla öğrencimizin bunu bilerek iyi bir bölüm, sonra şehir, sonra üniversite bakması lazım. Ve bunun da herhalde günümüzde örnekleri var değil mi? İstemediği veya düşünmediği bir bölümü tercih edip giden öğrencilerin büyük bir kısmı okulu yarıda bırakıp bölüm değiştiriyorlar. Kesinlikle yani öyle. Son yıllarda bayağı duyulmaya başlanan bir şey. Şimdi zaten üniversite son sınıf düzeyinde sınava başvuranların sayısı 1 milyon civarı. Aslında sınava hazırlanan Mehmet Bey 1 milyon. Ama sınava giren sayısı 2 milyon. Gerideki o 1 milyon nereden geliyor? Bölümünü gitmiş beğenmemiştir. İlk yıl beğenmemiştir. Hatta mezun olana yakın bakmıştır ki önü tıkalı, ya ben bir daha şansımı deneyeyim demiş, tekrar sınava girmiştir. Bu 1 milyon bunlardan oluşuyor. Şimdi siz 3. sınıfa gelmişsiniz, tekrar başa dönüyorsunuz. Bu benim, bana uygun değilmiş veya bu bölümü bitirdikten sonra bir anlamı yok demişsiniz. Ama 3 yıl kaybettiniz, 4 yıl kaybettiniz. Dolayısıyla bunun olmaması adına son sınıf düzeyindeyseniz kılı kırk yararcasına düşüneceksiniz. Gitmeyeceğiniz hiçbir şey, yeri yazmayacaksınız. Yazdıktan sonra kesinlikle gideceksiniz. Yok ben gideyim, yatay geçiş yaparım, tekrar sınava girerim, işte şöyle şöyle olur. Bunlar çok ideal kelimeler. Evet, teoride var olan şeyler ama pratikte zor olan şeyler. Bunları çok iyi irdelemesi gerekiyor. Mesela ben giderim yan dal yaparım, ben giderim çift dal, çift ana dal yaparım. Bunlarla da bu şekilde ben şu üniversitenin işte psikoloji okurken aynı zamanda PDR de okurum tarzında. Evet teoride mümkün olan ama pratikte çok zor olan şeyler. Ha. Bu da şöyle oluyor. İki bölümü de yapamıyorsunuz. Geçen de söyledik. Bölüm uzamaya başlıyor. 5 yıl oluyor, 6 yıl oluyor. Bazı fırsatları kaçırmış oluyorsunuz. Ama burada 1 yıl beklemek ileride bu tip tabloyla karşılaşmaktan her zaman daha iyidir. Bir de herhalde istediğiniz bölümde okursanız bunun devamını getirmek çok daha kolay olur. Kesinlikle. Mesela efendim işte bunun yüksek lisans seviyesi var mesela. Doktora seviyesi var. Veya yurt dışında eğitim alma şansları var. Aynen. Eğer sevmediğiniz bir bölümde gerçekten okumak zorunda kalırsanız bunların hiçbirini de yapamaz. Kesinlikle. Durumda şimdi olacaksınız. Gelen tercihlerde şunları da görüyoruz. Diyor ki ben diyor tamam diyor bu meslek tıkalı, önünde problemler var. Ama ben diyor zaten üniversitede kalmayı düşünüyorum. Ben diyor zaten akademisyen olmak istiyorum. Hani bu bölümün tıkalı olması, bu bölümle ilgili iş problemlerinin olması beni çok ilgilendirmez tarzında konuşuyor da. Şimdi üniversitede, ya Türkiye'de akademisyen olmanın yolları belli. Onu hemen burada da bir paylaşalım çünkü çok önemli. Zannediyor ki tam ben normal sınıf öğretmeni olmayacağım ama üniversitede kalabilirim. Veya okul öncesinde tıkalı olabilir. Ben onu zaten düşünmüyorum ama akademisyen olacağım. Siz fakülteyi bitirdikten sonra herkes gibi tekrar üniversite sınavı gibi bir ALES'e giriyorsunuz. ALES'le beraber dil sınavına giriyorsunuz. Bu 2 puanı alıp ilgili üniversiteye müracaat ediyorsunuz. ALES'in açılımı? Akademik lisans üstü sınavı. Evet, yani burada siz lisans üstü okumak için bu sınava girip belli bir barem almanız lazım. Dilden en az 40-50 almanız lazım. Sonra ilgili üniversiteye müracaat ediyorsunuz. Orada sizi mülakata tabi tutuyorlar. Diyor ki üniversite ben 5 kişi alacağım yüksek lisansa. Bu 5 kişi yüksek lisansa başlıyor. Yüksek lisansa başlamak devlet memuru olduğu, para kazanmaya başladığı, maaş almaya başladığı böyle bir şey yok. Normal üniversite eğitimi gibi siz 2 yıl eğitim alıyorsunuz. 2 yılın sonunda tekrar ALES'e ve tekrar dil sınavına giriyorsunuz. Tekrar bir mülakat var. Bu kez doktoraya müracaat ediyorsunuz. Yani zorlu ve ağır bir süreç. Yani herkesin müracaat ettiğinde kalabileceği, ya ben en kötü üniversitede kalırım, böyle bir şey söz konusu değil. Hele hele siz Ankara'yı bitirmişseniz, Denizli'de yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız, doktora yapmayı düşünüyorsanız bu biraz daha zor. Çünkü her üniversite lisansı kendisinde bitirenlere daha öncelikli şans tanıyor. Mülakat alıyor ya, sizin 4 yıl sizin önünüzdeki bir öğrenci. Bir tanıdığınız öğrenci var, bir de hiç bilmediğiniz öğrenci var. Tabii ki eşit şartlara sahiplerse puan anlamında siz bildiğiniz bir öğrenciyle herhalde çalışmayı daha çok tavsiye edersiniz. Doğru. Bir de bahsettiğiniz gibi bu aşamalardan geçebilmesi için o bölümü çok seviyor olması lazım ki şu başarıları yakalayabilsin. Kesinlikle. Yani eğer sevmediğiniz bir bölümdeyseniz akademisyen olma şansınız yok. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç var. Evet. Zaten zorlu bir süreç. Bir de sevmediğinizi dikkate alırsak çok çabuk saçınız dökülür diyelim. Değil mi? Bir de bunun eğitimcisi olacaksınız. Yani. Aynen. Bunu anlatacaksınız. Bir bölümü anlatacaksınız. Yani veya başkalarını sevdireceksiniz. Veya bununla ilgili laboratuvara gidip araştırma yapacaksınız. Hiç mümkün değil. Evet. Son yıllardaki durum ne? Öğrencilerimizin bu konudaki şeyleri, ilgileri...
Şimdi ilgiler veya biniş düzeyi artık öğrencilerimizin maalesef bizim ülkemizde yeteneklere göre üniversite tercihi yapılmıyor veya bölüm tercihi yapılmıyor. Burada tamamen bakılan şey iş bulma garantisi nedir? Artı iş bulduktan sonraki bunu. İş bulma birinci sırada mı geliyor hocam? Maalesef. Birinci sırada. Maalesef. Evet. İki iş bulduk tamam. İki tane meslek var. İkisinde de iş bulabiliyoruz. Bu nerede yapılır bu meslek? Büyük şehirlerde mi yapılır? Kasabalarda mı yapılır? Köylerde mi yapılır? Artı bunun bana sağlayacağı sosyoekonomik düzey nedir? Bu ikisi üzerinde sıkışıyor. Evet. Gönül isterdi ki yetenekli öyle belli olsun. Doğru. O konudaki benim tespitim de işte öğrencilerimizin diyorum işte birincisi kendi işimi kurabilir miyim? Hı-hı. Yani eğer bu bölümü okuduktan sonra. İkincisi işte tamamen gelire odaklı konular bunlar. Kendi işimi kurabilir miyim birinci sırada? Hı-hı. İkinci sırada özel bir şirkette iş bulabilir miyim kolaylıkla, rahatlıkla? Üçüncüsü de kamu sektöründe. Kimileri tabii bu sıralamayı tersten yapıyor. İlk önce kamu olarak düşünüyorlar. Aynen. Evet. Hocam bir sorumuz varmış. Behçet Paşa, Denizli Merkez. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Ha, iyi günler hocam. İyi günler. Şimdi bizim TM'den, TM2'den sıralamamız eşit ağırlıkta ve sözelden tercih yapacak. 165 binde. Evet. TM2'den 165 binde. Bir de TS1'den işte şey yapacak, sosyal bilgiler öğretmenliği için 57 binde orada da sıralama. TS1'den 57 bin. Şimdi bir sıralama yaptık işte bu başta sınıf öğretmenliği için. Evet. 165 bin sıralamamız, bu 177 bine kadar falan biz işte Kars'ı falan yazdık. Buralar gelme şansı nedir yani? Behçet Bey, TM2'den sınıf öğretmenliği için söylüyorsunuz değil mi? Evet, TM2'den 165 bin. Siz en son Kars'ı mı yazdım dediniz? En son 177 binmiş Kars. Evet. Kars yani sınıf öğretmenliği son 3-4 yıldır puanı stabil olan, çok yükselmeyen, dolayısıyla başarı sıralarında çok afaki oynamalar olmayan bir bölüm. Dolayısıyla 165 bin başarı sırasındaki birinin 177 binlik bir yer sizin için gerçekçi kategoride değerlendirilebilir. Gelme ihtimali çok 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 yüksek Behçet Bey. Bu arada sosyal bilgiler de demiştiniz değil mi? Evet. Oradaki sorunuz hani sınıf öğretmenliğini mi yazalım, sosyal bilgileri mi yazalım? Bu muydu yoksa sosyalde nereler yani gelir sorusu? Onu da sormuş olayım yani. Tamam, orada topu da bize attı. Ben evet. Özellikle Milli Eğitim'in atamalarına baktığımızda, KPSS puanlarına ve öğretmenliklere ayırmış olduğu kontenjanlara baktığımızda sınıf öğretmenliğini önde tutmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Bir de biz bu üçüncü olarak hiç şey olmazsa da işte bu spor yöneticiliği hakkında bilgi verebilir misiniz? Spor yöneticiliği. Spor yöneticiliği şimdi kız erkek öğrencimiz? Kız. Ben o bölümlerle ilgili üniversitelerin beden eğitimi bölümlerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama öğrenci tanımamakla beraber bir bayan öğrenci için spor yönetimi mi, sınıf öğretmenliği mi derseniz ben sınıf öğretmenliğini yazmanızı yine tavsiye ediyorum. Sağ olun. Peki, iyi günler diliyorum, bol şans. Şimdi bu tip bölümler tabii ki şimdi öğrenci puanını alıyor, başarı sırasını alıyor. Ondan sonra herhangi bir robottan giriyor, bir sürü yer gelebiliyor. Doğru. Şu anda Türkiye'de 200'e yakın üniversitemiz oldu. 550-600'e yakın mesleğimiz oldu Mehmet Bey. Dolayısıyla açıkta kalma çok böyle söz konusu değil. Yalnız, aslında biraz avantajlı gibi görünüyor değil mi? Kesinlikle avantajlı. Meslekler eskiye göre çok daha arttı. Aynen. Şimdi sabah bir velimiz diyor ki hocam bizim öğrenci şuraya yerleşiyormuş. Doğru, yerleşiyor ama hani bitirdikten sonraki duruma biraz bakmak gerekiyor. Yoksa her öğrencinin şu an okuyabileceği üniversite ve bölüm var. Ama biz biraz pragmatist ve rasyonel davranarak şunu söylüyoruz. Hani bunu bitirdiğinde ne olacak? Evet. Eğer sizin ailevi olarak ekonomik sorununuz yoksa, iş noktasında sorununuz yoksa her yer olabilir. Ama ekonomik olarak sıkıntı, işle ilgili problemleriniz varsa kesinlikle kılı kırk yaracasına düşünmek zorundayız. Yani ben o bölümü bitirdikten sonra döndüğümde
En kötü ihtimalle 1-2 yıl sonra bir işe gireyim, kendi alanımla ilgili bir işe gireyim dediğinizde işte o zaman her yeri yazamıyorsunuz. O zaman şöyle mi anlamalıyız, yani bu bölümü veya bu üniversiteyi iki amaçtan okuruz. Bir, eğitim için, eğitim almış olmak için. Kesinlikle. Onun için de ekonomik sınıf faaliyet. Atlamak için. Hocam bir sorumuz daha varmış, devam edelim daha sonra. Ayşe Fırat merkezden arıyor bizi, Deniz'den. Ayşe Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar ayrıca. Çok teşekkürler. Benim sorum olacaktı ama... Tabii ki buyurun. Benim kız bu sene üniversite imtihanına girdi. Evet efendim. 142 binde. 142 binde. TM1'den 142 bin, evet. Bu sağlık yönetim ve sınıf öğretmenleri üzerinde duruyoruz. Evet. Şansını soracağız. Tercih yaparken birkaç tereddütlü şeylerimiz oldu da bu Muğla Sağlık Yönetim mesela bu sene açılmış. Evet efendim. İl başarı sırası hakkında bir bilginiz yok. Aşağı yukarı kaç binlerdedir? Şimdi Ayşe Hanım, 142 binlik TM1 puanıyla siz tercih yapıyorsunuz. Sağlık yönetimiyle sınıf öğretmenlikleri değil mi? Evet. Şimdi yeni açılan bir üniversitenin bölümün puanı genelde şöyle oluyor. Muadili olan aynı bölgedeki bir üniversitenin mesela nerede olabilir? Bu Isparta'da olabilir, Denizli'de olabilir, Afyon'da olabilir, Antalya'da evet. olabilir. Bu bölgede kılavuza bakarsınız eğer o bölüm varsa kaç puanla almış ve kaçıncı kişiyi almışsa %99 o yeni açılan bölümün puanı da o şekilde oluşuyor. Yani sizin için bir cetvel olması adına diyelim Muğla'daki yeni açıldı ama Antalya'da var. Antalya'dakinin başarı puanı ve sırası neyse 3 aşağı 5 yukarı Muğla'daki de hemen hemen aynı olacaktır. Anladım. Yani dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yeni açılan bölüm her zaman puanı düşük olacaktır. Kesinlikle çok 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 aşağılarda olacaktır gibi bir söylem. Maalesef yanlış. Genelde gördüğümüz, yıllardan beri gözlemlediğimiz kadarıyla muadili olan bölgedeki üniversiteyle hemen hemen aynı puanda alabiliyor. Anladım. Peki sağlık yönetimi mi, sınıf öğretmenliği mi diye düşünürseniz hangisini tavsiye edersiniz bize? Ben birinci sıraya sınıf öğretmenliğini, sağlık yönetimi de çok güzel bir alan. Hele hele son yıllarda özellikle özel sektörün bu işte ciddi manada payının artmasına paralel olmak üzere ciddi manada sağlık yönetimiyle ilgili yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Bununla evet. beraber yine de sınıf öğretmenliğini birinci sırada, sağlık yönetimini de ikiye yazmanızı tavsiye ediyorum bölüm olarak. Ama birçok bölümden iş noktasında 4 yıl sonrası için popüler olacağını düşünüyorum sağlık yönetimiyle ilgili. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bol şanslar. İyi günler efendim. Şimdi onu diyordum. Üniversite Mehmet Bey iki şekilde okunur sizin de tabirinizde. Bir, sınıf atlamak için Türkiye'de üniversite okunur. Sizin ekonomik bir sorununuz yoktur. Sınıf atlamak için bunu okursunuz. İkincisi, önemli midir bu? Önemlidir. Yani çünkü gördüğümüz kadarıyla sosyal toplumda şunu görüyoruz. Bir dernek başkanlığında, bir başka sendika başkanlığında iki eşit şartta kişi varsa nihayetinde yüksek öğrenimine bakılıyor. Kesinlikle bence okunmalı. Şartı olan, imkanı olan herkes üniversite okumalı. Bir de meslek ve ekonomik kazanç için üniversite okuma var. Ki ülkemizde bu %90 seviyesinde. O yüzden zaten velilerimiz ya işte sorulardan da geliyor. Bu iş, bu meslek ne işe yarar? Gerçekten iş bulabilir miyiz? Kaygısı %90 ifade ettiği için sorular böyle geliyor. Evet hocam, kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Buyurun. Ayşe Nur Hanım arıyor bizi Antalya'dan. Merhabalar Ayşe Nur Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Benim birkaç sorum olacaktı da. Tabii ki, buyurun efendim. Şimdi benim TM2 sıralamam 114 bin. TM3 114 bin. 2. 2. Evet. Evet, sınıf öğretmenliği istiyorum. Evet. 94 bin Antalya sınıf öğretmenliğinden başlayarak yazdım. Acaba Antalya'nın gelme olasılığı ne kadardır? Sınıf öğretmenliği Antalya, bir saniye. Sizin sıranız 114 bin mi? Evet, 114 bin. Evet, geçen 94 bin kişiyi almış. Dolayısıyla 10 bin önümüzde insan evet. var.
Sevgili Ayşenur, gelme ihtimali %50-%60 bandında. Çünkü önünde 10.000 kişi var. Evet. Bizi duyabiliyor musunuz? Evet, şu an duyabiliyorum. Ama evet, kesinlikle kesinlikle yazman gerekiyor. Yani hani zaten işte %60, %50, %60 şansım varmış. Yazmama gerek yok. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yazman gerekiyor. Anladım. Peki tamam. Bir de şöyle bir şey var. Sınıf öğretmenliği çok tercih edilen bir bölüm. Evet. Ben 94.000'den başlayarak sıralamam 114.000, 150.000'e kadar indim. Boşta kalma gibi bir şansım yok değil mi? Normal şartlar altında %99.9 açıkta kalma ihtimalin yok. Eğer 150.000'e kadar gittiysen. Tamam. Bir de şunu söyleyeyim. Hani evet, sınıf öğretmenliğine talep çok fazla ama biz büyüyen bir ülkeyiz. Genç nüfusu artan bir ülkeyiz. Dolayısıyla her zaman sınıf öğretmenliğine ihtiyaç olacaktır. Bir ülkede ölmeyecek iki meslek vardır. Bu hangi ülke olursa olsun. Birisi sağlık, birisi de eğitim. Dolayısıyla gönül rahatlığı içerisinde sınıf öğretmenliği yazılabilir. Ha ne olur, KPSS'ye çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Bir de mesleği yaparken şimdiden ona karar vermen lazım. KPSS'ye girdin, ben Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, her kasabasında çalışırım diyebiliyorsan gönül rahatlığı içerisinde yazabilirsin. Ama belli kırmızı çizgilerin varsa senin için sınıf öğretmenliği çok zor olur. Hani Türkiye'nin her yeri için uygun olabilir yani. Zaten istiyordum. Öğretmenlik zaten biliyorsun KPSS'de tercih yaparken şu oluyor. Milli Eğitim şöyle bir tercih alıyor. Normal illerini tercih ediyorsun. Daha sonra diyor ki bir madde var. Bunların dışında neresi olursa giderim. Eğer onu işaretlersen atanma ihtimalin daha yüksek oluyor. Eğer sen onu işaretleme işinden göz aldıysan rahat bir şekilde sınıf öğretmenliğini okuyabilirsin. Yani sıkıntı olmaz orta vadede. Tamam. Başarılar diliyorum. Tamam, anladım. Teşekkürler. Başarılar Ayşenurcuğum. Şimdi sınıf öğretmeni buyurun. Soru var herhalde. Yok. Reklamlara girmemiz gerekiyor. Evet. Kısa bir aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim. Sevgili izleyiciler, kısa bir aramız var. Reklamlar. Daha sonra tekrar sınavlar yapacağız.